Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'leri'sinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 102. bölümü. Herkese bir kez daha merhaba. Hastalıklarla boğuştuğum bir Kasım ayının ardından yeni bir ay, yılın artık son ayı içerisindeyiz. Aralık ayı içerisindeyiz. Geçen ay bölümleri biraz aksattık ama bu ay açığı kapatacağız diye düşünüyorum. Söz veriyorum. Güzel konular ve konuklar yine bizimle birlikte olacak. Umarım hep beraber güzel şeyler öğreniriz. Başlamadan önce iki duyurum var. Biri Spotify'ın her sene yaptığı yıl sonu değerlendirmesi. Mutlaka bir şekilde bir yerlerde sosyal medyada denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum. Ya da Spotify kullananlar mutlaka denk gelmiştir diye düşünüyorum. Böyle podcast'le ilgili güzel istatistikleri paylaşıyor Spotify. İşte dinleyici sayımız, nerelerden dinlendiğimiz, artış yüzdemiz, yılbaşına girerken bizi dinleyenler gibi böyle ilginç istatistikler paylaşılıyor. Ama bir tane istatistik gerçekten çok dikkatimi çekti. Spotify'da Tüm bölümlerimizi dinleyen 53 kişi varmış. Bütün bölümleri dinlemişler hemen hemen. Başka dinlenen platformlarda mutlaka tüm bölümleri dinleyenler vardır. Hatta bizi şu anda dinleyenler de vardır. Ama Spotify'da bu tüm bölümleri dinleyenlerle gerçekten tanışmak isterdim. Çok çok isterdim. Böyle bir imkan olsa. Hepinizle tanışmak isterim aslında böyle bir imkan olsa. Ama merak ettiğim şu sosyal medya üzerinden ya da e-mail yoluyla ya da başka türlü bana ulaşırlarsa bu 53 kişiden en azından yarısı olabilir. Eleştirileri merak ediyorum. Yani bütün bölümleri dinlemişler sonuçta. Ve gerçekten duymak isterim bu eleştirileri. Eğer bana ulaşanlar olursa çok çok sevinirim. Bir diğer duyurum da 9 Aralık tarihinde gerçekleşecek. 9 Aralık 2021 tarihinde düzenlenecek. Sıfırdan Globale Konferansı. Yine geçtiğimiz sene olduğu gibi medya sponsoru olduk Sıfırdan Globale Konferansı'nın kendi ekonomisini yaratmak ve online kanallar üzerinden gelir elde etmek isteyenleri hedefliyor bu konferans ve YouTube kanalından sıfırdan globale YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. Peki her bölüm olduğu gibi destekçilerimize de teşekkür edelim. Patreon üzerinden bizi destekleyenler günden güne artıyor. Onlara sonsuz teşekkürler. Recep Topçu, Ayşenur Kaya Yalçın, Serdar Sungur, Onur Atakan, Kübra Karaman, Nilay Atalay, Necdet Dikmen ve Birol İnci'ye de yine sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Eğer siz de Patreon üzerinden destek olmak isterseniz podcast'in açıklama kısmında ilgili linke ulaşma şansını yakalayabilirsiniz ya da yok ben sosyal medya üzerinden paylaşıp podcast'i daha fazla kişiye ulaştırmak istiyorum derseniz de sosyal medya üzerinden sevdiğiniz bölümleri paylaşabilirsiniz. Peki o zaman hazırız 102. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde teknolojinin demokratikleştirilmesini konuşacağız. Bu kelimeleri belki daha önce duymuş olabilirsiniz. Muhtemelen duyduğunuzu tahmin ediyorum bu kelimeleri duymuş ve bunun geleceğimiz için ne anlama gelebileceğini de merak etmiş olabilirsiniz. Açıkçası ben de bunu uzun zamandır merak ediyordum ve bu bölümde sizin için hem de kendim için bunu araştırmaya karar verdim. Son yıllar içerisinde gittiğiniz hemen hemen her konferansta, eğitimde ya da araştırmada teknolojinin demokratikleştirilmesi kavramı karşımıza çıkıyor. Böyle son 5-6 yıldır. Benim de merak ettiğim bir konuydu açıkçası. Gartner da buna geçtiğimiz yıl değinmişti. Teknolojinin demokratikleştirilmesini 2020 için 10 stratejik teknoloji trendi listesine koymuştu. Ama geçtiğimiz yıl bunu atlamışız. Özür diliyorum. Bu yıl en azından bir şekilde bir bölümün içerisine bunu koymayı başardık. Bu uzun ve maliyetli öğrenme olmadan teknik veya iş uzmanlığına kolay erişim olarak tanımlanıyor. Uygulama geliştirme, veri ve analiz, tasarım ve bilgi olmak üzere 4 temel alana odaklanmıştır. Her gün daha fazla sayıda insan teknolojiye erişir. Bu da giderek daha hızlı bir gelişme ve inovasyona sahip olacağımız anlamına gelir. Teknolojik determinizmin destekçilerine göre herhangi bir sosyal değişiklik teknoloji, teknolojik gelişme, iletişim teknolojisi ve medya tarafından kontrol edilmektedir. Modern bilgi toplumu yeniliklerin, yeni teknolojilerin ve bunların sosyal ve politik uygulamalarının gelişmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yani bir neslin teknolojisi toplumu şekillendirir. Tersi değil. Bilim insanları teknolojinin demokratikleşmesini düşünürken bunu genellikle matbaanın bilginin kitlelere çok daha geniş bir şekilde sunulmasına yol açtığı zamanla karşılaştırıyorlar. 1400'lü yıllara gidelim şimdi. 1400'lü yılların başında John S. Gutenberg tarafından matbaanın icadından sonra daha fazla kişiye bilgi vermek mümkün oldu ve makinanın büyük bir sosyal etkisi oldu. İnternet bunun modern zamandaki karşılığıdır ve aynı etkiyi çok daha büyük bir ölçekte yapmıştır. Artık dünyanın her yerinden insanlar birbiriyle anında iletişim kurabiliyor ve birkaç dakika içerisinde fikirlerini paylaşabiliyor. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde gördüğüm şu istatistik biraz beni şaşırtmış olsa da, Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin küresel internet kullanımı verilerini taşıyan rapora göre pandemide internet kullanımında büyük bir artış görülse de dünyada hala hiç internet kullanmamış milyarlarca insan var. İnternet 90'lardan itibaren artan popülerliğiyle bugün dünyanın en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelmiş durumda. Sevdiklerimizle haberleşmekten, müzik dinlemeye, eğitim almaktan film izlemeye kadar sayısız amaç için kullandığımız olağanüstü bir şey diyebiliriz. Ama buna rağmen yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı gezegenimizde hala internete erişimi olmayan 2.9 milyar insan mevcut. İnanılmaz gerçekten 2.9 milyar. Dünya nüfusunun %39'u internetle tanışmamış durumda. Belki şu anda beni dinlerken gülüyorsunuz, gülümsüyorsunuz ama dünya nüfusunun %39'undan bahsediyoruz. Şimdi biraz daha geçmişe gidersek internet her zaman bu kadar açık değildi. Bu kadar açık olmamıştı. Aslında 1969 yılında icat edildi ve başlangıçta bilim insanları arasında ve hükümet içerisinde yani hükümetler içerisinde bir iletişim yöntemi olarak kullanıldı. Belki ilk başta Amerika'da kullanıldı tabii ki. İnovasyonun gezegendeki herkesin kullanıma sunulması 1990'lara kadar gerçekleşmedi. 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri interneti ticaret için kullanılabilir hale getirdi ve o sırada HTML kavramı erişilebilirliğin evrensel olduğu ve herkesin çevrim içi içerik oluşturabileceği anlamına geliyordu. O zamandan beri internet etkileyici bir oranda hızlı bir şekilde daha iyi bir hale geldi. Artık platform fikirlerin kolayca paylaşılmasını mümkün kılabiliyor. Şu anda teknolojinin demokratikleştiğini görmemizin ana nedeni belki de budur. Dünyanın en gelişmiş toplumlarında teknolojinin yaygınlığı şaşırtıcı bir durumda biliyorsunuz. Aslında onun içine o kadar girmiş durumdayız ki işe yaradığı sürece artık gerçekten o kadar da olağanüstü bir şey olduğunu düşünmüyoruz ve hiçbir şey bizi işe yaramamasından daha fazla çileden de çıkartmıyor çıkaramaz ki bu durum çok nadirdir yani çileden çıkartması durumu artık teknolojisiz bir yaşam hayal bile edemeyeceğimiz ölçüde hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda Facebook, Google ve bunun gibi şirketlerin kişisel verilerimizin nasıl korunduğuna ilişkin, hayatımızla ilgili hangi bilgilerin nasıl tutulduğuna ilişkin kaygılar yaşayabiliriz belki ama birkaç saniye içerisinde teknoloji severliğimiz yine ağır basabilir, bunu umursamayabiliriz ki zaten genelde böyle yapıyoruz. İnternete erişimin teşvik ettiği üçüncü demokrasi dalgası zamanı içerisindeyiz ve bu dünya için ne anlama geliyor? Artan vatandaş katılımı ve Devlet şeffaflığı. Twitter ve Facebook Live sivil hareketlere ilham verdiler. Me Too hareketinden Hong Kong ve Şili'de meydana gelen protestolara kadar sosyal ağlar ve forumlar sivil birliğin, örgütlenmenin ve siyasi bir fikrin yayılmasının mümkün olmasını sağlıyor. Yine de madalyonun iki yüzü var. Sosyal medya sayesinde biliyorsunuz Donald Trump başkan oldu. Patentlerin daha kolay geliştirilmesi ve inovasyonda daha hızlı büyüme Geçmişte teknoloji endüstrisine patentler hakimdi. Birkaç bölüm önce Tesla bölümünde de sanırım bundan bahsetmiştim. Ve dava açılmadan birinin başkasının çalışmasını kopyalaması zordu. Geliştiriciler yenilikçi bir teknoloji yaratacak ve ardından kimsenin aynı şeyi tam olarak yapmaması için üzerine bir patent koyacaktı. Bu durumlarda işlerin biraz değiştirilmesi gerekiyordu ve genel olarak bu ilerlemeyi yavaşlattı. Her şeye rağmen zaman değişiyor ve artık teknolojiyi daha hızlı ilerletmeye yardımcı olmak amacıyla fikirler çok daha sık paylaşılıyor. Ki zaten yine birkaç bölüm önce Tesla örneğini vermiştim ve Tesla ürünlerinin geliştirilmesi için tamamen açık kaynak kodlar kullanacağını söylemişti. Bunun gibi birçok oluşum yine açık kaynak kod kullanarak gelişmesi için, teknolojinin ilerlemesi için elinden geleni yapıyor. Aslında günümüzde büyük bir değişim var. Bu büyük değişimde teknoloji günümüzde sadece büyük şirketler ve geliştiriciler için değil. Bunu gözlemliyoruz. Aslında tüketiciler yüksek teknolojili ekipmanlara daha fazla erişim elde edebiliyorlar ve sofistike teknolojik ürünler satın alabiliyorlar. Belki son dönemde bu bizim ülkemiz için yükselen kur nedeniyle çok fazla geçerli değil ama yine de birçok teknolojik ürüne ulaşma şansını yakalıyoruz. Tüm bunların dışında insanlar ürünlerin geliştirilmesine katkı sağlayabiliyorlar ve teknolojinin daha da ileriye götürülmesine yardımcı olabiliyorlar. Bu bugün çok daha fazla insanın teknolojinin ilerlemesine yardımcı olmak için eskisinden daha fazla çalıştığı anlamına geliyor ve açıkça genel süreci hızlandırıyor. İşletmelerin büyümesi ve girişimcilik açısından demokratikleşme. İşletmelerin daha verimli olmasına yardımcı olan teknoloji demokratikleşmeyi de arttırır. Çünkü araçlar daha erişilebilir ve genellikle daha düşük bir fiyatta bulunurlar. Demokratikleşmede atılan bir diğer adımsa yapay zeka gibi şirketlerin süreçleri çok daha hızlı ölçülüp adapte etmelerini sağlayacak, gider, iş gücü, altyapı gibi engelleri azaltacak alanlardaki inovasyondur. Örneğin, bir sohbet robotu kullanmak ...müşterilerle güçlü bağlar kuran belirli bir şirket için kişiselleştirilmiş deneyim ve mükemmel müşteri hizmetleri sağlayabilir. Uzmanlığın demokratikleşmesi, öğrenmenin artması ve gelişme. Teknoloji uzmanların deneyim ve uzmanlığına da bir denge getirir. Görünen o ki hiyerarşi genellikle ilerlemeye zararlıdır. Artık günümüzde bir uzman kültürü besleyerek bilgiyi kendine saklamak yerine teknolojinin ilerlemesi için bir paylaşım kültürüne ilham veriyor ve onunla birlikte yenilik, yaratıcılık ve yeni fikirler ve süreçler başlatıyor. En büyük devrim öğrenme ve büyüme alanında gerçekleşiyor. Daha önce kurumsal hiyerarşi sisteminde insan kaynaklarındaki birkaç kişi çalışanların ne öğreneceğine ve şirketin hangi araçları kullanacağına karar veriyordu. Günümüz dijital dünyasında en iyi yaklaşım tam tersi olandır. Çalışanlar kendi kendilerine öğrenirler ve organizasyonun üst seviyelerine fikirler ve çözümler üretirler önerirler güç içinde bulunduğumuz dönemde daha çok çalışanların elindedir ve bilgi ve yaratıcılığı paylaşmaya da isteklidirler meslektaşlar ve sektörler arasında bilgi paylaşımı çok etkilidir şirketleri daha dayanıklı ve çevik yapar demokratikleşmeye esnek çalışma ve daha küçük masraflar açısından bakacak olursak çok sayıda iletişim uygulaması ortak çalışma ve üretkenlik evden çalışmayı ve esnek çalışma saatlerine sahip olmayı mümkün kıldı Bulut sistemleri çalışmalarımızın her yerden ve her cihazdan bizim için erişilebilir olmasını sağladı ve sağlamaya devam ediyor. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde teknolojinin demokratikleşmesinin biyoloji, finans, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve bunun gibi araştırma ve kullanma şeklimizi kökten değiştirmesi bekleniyor. Dünya kuşkusuz teknolojinin tamamen demokratikleştiği bir duruma doğru ilerlerken bu henüz tam olarak sağlanabilmiş değil. Dünyanın her yerindeki insanların aynı teknolojiye erişimi için hala gidilecek bir yol var. Başta da bahsettiğim gibi internet kullanım oranları belki bunun için bir ölçü olabilir. Peki tam demokratikleşme nasıl sağlanabilir? Yollardan biri yeni platformları küçümseyen ve eski geleneksel yöntemlerin yerini asla almayacağını iddia eden geliştiricilerin sayısını azaltmaya çalışmaktır. Bu insanlar amatörleri uygun fiyatlı teknolojiyle kendi şeylerini yaratmaktan uzaklaştırmak ve bunun yerine şirketlere bunu onlar için yapmaları için büyük miktarda para ödemelerini sağlamak istiyor. Bu zihniyete sahip geliştiriciler için kilit nokta onlara teknolojinin kullanım şeklindeki bu değişime uyum sağlamaları gerektiğini öğretmektir. Yeniliklerin önünde durmak yerine kendi işlerini kolaylaştırmak için yeni teknolojik gelişmeleri de kullanabilirler. Teknolojinin demokratikleştirilmesiyle ilgili heyecan verici şey ise endüstride çok daha hızlı gelişmeye yol açabilmesidir. Daha önce yıllar alan gelişmeler çok daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşebilmektedir. Teknolojinin demokratikleşmesi bir dizi yeni fırsat ve olanak sunduğu için insanların hayatlarını değiştirme gücüne de sahip. İnsanlara geliştirme yoluyla para kazanmanın, işletmelerin reklamını ve tanıtımını yapmanın ve yeni şeyler icat etmenin yeni yollarını sunuyor. Günümüz insanı tüm bunlara erişebildiği için gerçekten çok şanslı ve daha önce imkansız olan hayaller artık gerçekleştirilebiliyor. Sona geldiğimizde sol söz olarak belki şunu söyleyebilirim. Teknolojinin demokratikleştirilmesiyle elde edilebileceklerin sınırı yok ve bundan sonra da etkilediği tüm alanların yıldırım hızıyla gelişmeye devam edeceğine şüphe yok. Bölümün sonuna geldiğimde yorumlarınızı gerçekten çok çok merak ediyorum. Teknolojinin demokratikleştirilmesi konusunda yapacağınız her yorum çok değerli. Bana ulaşır, yorumlarınızı benimle buluşturursanız, katkı sağlarsanız çok çok sevinirim. Bu bölümün de sonuna geldik. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da et Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden dünya trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya at gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.